Bu dört mahallede başlayan sürecin bize göre en önemlisi camimizin, Çamlıca Camimizin eteklerindeki Kirazlıtepe mahallemiz ve şu anda arkamızda görülen bölgeler. Bu bölgedeki çalışmamız değil Üsküdar'a, Türkiye örnek bir proje olacak. Burada çok güzel bir mimariyle yeni bir yerleşim planı yapıyoruz. Öyle bir projeyle hazırlandık. Ve burada önceliğimiz tabii ki depremsellik açısından bir an önce bu dönüşü gerçekleştirme düşüncemizden kaynaklanıyor. Çünkü İstanbul'da, Türkiye'de önemli bir deprem riski taşıyan bölgeler sonuçta. Bu binalar İstanbul'daki diğer bölgelerde olduğu gibi tamamına yakını 40-50 senelik yapılar, 30-40 senelik yapılar ve o günün şartlarına göre yapılmış binalar. Bu binalar artık bu binalarla hayatımızı devam ettiremeyiz. İnsanlara biz buradaki riskli yapılarda otursun istemiyoruz. Hem bu riskten kurtarmak hem de bu Çamlıca Camimizin etrafında güzel bir mimariyle camiye yakışacak, bizim İslam medeniyetimizin merkezi olan bu bölgenin yeniden şekillenmesine hizmet edecek bir anlayışla inşallah burada ilk hamleyi, ilk dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Burada toplamda ilk etapta 186 bin metrekarelik bir alanda başlıyoruz dönüşüme. 186 bin metrekare. Bu projenin maliyeti 500-600 milyon civarında bir maliyeti var. Bu maliyetin %80'ini kamu olarak biz üstleniyoruz. Yani TOKİ, Üsküdar Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı. Ama en önemli burada bu işin yükünü çekecek olan kurum TOKİ'dir. Ben TOKİ Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Ama %80'in üstü, %20'lik kısmını da tabii vatandaşımızı da 180 aya varan borçlandırmak suretiyle o kısmı da vatandaşlarımızdan tahsil edeceğiz. Ama herkesin gücüne göre, kesesine göre, bütçesine göre bir planla inşallah burada kimseyi üzmeden, yerinden yurdundan etmeden ve gönüllülük esasıyla çok güzel bir dönüşümü inşallah başlatacağız. Şu anda bu bölgede 750 tane vatandaş, yani 750 hane var, 750 hissedar var öyle diyelim. Bunların 400'e yakınıyla görüştük, yarısını geçtik. Bu 400'e kadar görüştüklerimizin %80'i bu projeye sıcak bakıyor. Sıcak bakmayanlar da var, yani biraz çekimser, işte tam kafasında soru işaretlerini gidermediklerimiz de var ama genel itibariyle vatandaşımız projeden, sunulan önerilerden memnun. Zaten projeye başladığımızda işin artık dönülmez bir noktaya doğru gittiğini görünce inşallah bütün vatandaşlarımız kendilerine önerilen teklife evet diyecekler. Ama altını çizerek söylüyorum, biz burada hele bu Kirazlıtepe'de ve caminin etrafında bu bölgedeki hiçbir vatandaşımızı üzmeyeceğiz, vatandaşımıza rağmen bir şey yapmayacağız ve buradaki vatandaşlarımızın tapuları ve binaları itibariyle neyi hak ediyorlarsa fazlasıyla onlara bunları inşallah kazandırmış olacağız. İnşallah önümüzdeki cumartesi ayın 26'sında burada anlaştığımız bazı vatandaşlarımız binalarını da tahliye ettiler. Orada ilk kazmayı vuracağız, yani böyle başlayacak. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde bu tahliye sürecini tamamladığımızda 2017'nin sonu, 2018'in başlarında projemizi uygulamaya başlayacağız. En fazla 1-1,5 yıl gibi burada yeni bir mahalle, yeni bir estetik görüntü ortaya çıkacak inşallah. Aşağı yukarı 27 seneden beri burada oturuyorum. O zamanki yapılan inşaatları hep elle, böyle hazır beton falan olayı yoktu, hep şeyle. Çoğu deniz kumuyla yapılmış. Zamanla elle ufalanıyor yani. Zaten çoğu binalar çatlak, bilmem ne. Kese dönüşüm çok iyi işte. Biz de verilen fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz işte. Kese dönüşüm gelirse daha düzgün olur, daha oturulur bir ruh hali olur işte. Sosyal şeyle, alanlarıyla, parklarıyla, ne bileyim, daha güzel olacak yani. Yok. Öyle değil. Yani o kadar...